emdikiliksiyerimizde bizim aramızdaki kardeşlerimizden Muhammed Ataullah nesehnikte kılmakçı Muhammed Ataullah özününki yakında bitirgen magisterlik makalesi bulan Xitay'nın devlet bir hatalık siyasetleri ve halkara stratejisi namlık makalesi hakkında ve onu yazıştırıyan hakkında bizi söz vermek için sehniki merhamet. Esselamu Aleyküm. Ustazlar, sabahdaşlar. Aldı bilen ustuk Burakhan vaktinin ki bu kımmetlik vaktini yaratıp bəgin üçün köp rəhmət. Minin ki timam, magistrlik makalımının timisi Xitayna yeni devir dövlət bir xətərlik siyasəti və xalqara rəqabət strategisi. Bu timida siləgi sözləş üçün qanda sözləş şəqqədə oylandım. İki xil şəkildə bir senaryo. Aklım ki geldi biri. Leksiye şeklinde sözləp biriş, Xitayın yeni devir dövlət bir xətərlik siyasəti ve rekabet strategiyasını ilmi bir şekilde. Ya ki bu olmasa, okuqçı boğallıkımız için hepimizin kalısında bir bu ceryanının kanda bulduğallıkını kızıkış baş, ama okuqçı Katar'ı da bu timine kanda atallıqallıkım, kanda baskuşlarını besip tamamlıqallıkımını hikaye kılıp sözləp biriş. Şunu silah talısan la hikaye anlamsınlar, liksiye anlamsınlar. Liksiye anlayla. Onda olsa slide comeback ihtiyacı yok çünkü slide disertasiye yaklaşık ait. Bu kadar için onun da hikaye sözleş bekerek maskiletti. Onda olsa liksiye anlayla. Xitay'ın yeni devir dövlet bir xeterlik siyaseti hakkında toktuluştu naval. Xitay'ın ki dövlet bir xeterlik tarihiga nezir silişimizde doğru geldi. Çünkü Xitay'ın ki bugün geçip besip ötken ceryanda devlet bir xeterlik ehvaldı devamlı özgürüş bulup duğan. Çünkü devlet bir xeterlik ehvaldı dediğimiz bir devletninki yulukan tehdit ve o tehditini bir taraf kılış ceryanı. Devlet bir xeterlik siyaseti dediğimiz bir devletninki mevcut bulup duruşu için kullanılan tedbirleri. Bir devlet halkara cemiyette mevcut bulup duruş için, hani bir insan cemiyet mevcut bulup duruşu okşar, yulukkan tehditlerini vakti vakti de bir taraf kılıp meneş gerek. Bu yulukkan xeterlerini siyaset noktasında etkanda tehdit, kriz, kirsiz diyendek, şunda türleri aydıp durup bunun tedbir kolunduğun gibi. Bir devletin mevcutluğa takaşkan mesele tehdit de paralığa vakti devletler bunu yokutuş için köpünce küçük kullanıldı. Yani her bir erkek kullanıldı. Bunun müresse kılıp, sukut kılıp oltumaydı. Mesela Türkiye Suriye gezgar çıkan olsa, bunun şunu kuralayımız ki, Türkiye'nin devlet bir xeterliki tehdit kuşturdu. Okşaçlam Hıhtay, mesela Şarkı Türkistan'dan kent külemde tutkun kılıç hareketlerini elip bakan olsa, bunu nokul teşvikat bilenemez. Ya ki nukul medbuat bilen emez, belki kural küçü bilen, sakçı, asker küçü bilen elip bakan olsa, bu inek ki Xitay Şurayı'nda devlet bir xeterlik tehditi uçurdu. Degen de bildirdi. Ondan sonra biz Xitay'ın devlet bir xeterlik tarihini bir eslep öteyle. Xitay tarihta üzünü dünyanın merkezi de paraydıgan bir devlet, bir millet. Xitay'la üzünü dünyanın merkezi, başka kişiler olsa dünyanın ki çöresi de karaydı ve Tanrı terpidin bizge muşu dünyanın başkuruş hukuku birilgen başkalar olsa bizge ergişi kirek de karaydı. Şunun için üzünü yalnız medeniyetli kişiler de karaydı. Başka milletler de olsa yavayla de karaydı. Bir milletin ki medeniyetlik buluş derecesi Xitay'a nispeten Xitay tarihi karğınımızda Xitay medeniyetine boğan yakınlıkla münasebetlikti. Xitay medeniyetine kancı yakın boğan milletle şunca medeniyetli deyip karlattı, kancı yirak boğan milletle şunca yavayı deyip karlattı. Şunu o devirlerde Xitay mesela Engiliyanın padişahları Elçevetke vaxtıma menden təlim surab getdi o. Ben yol yürüp verdim diyendek, muşunda uylaydı mesela. Ordunun ki
kütüklerine yazısıma şunda yazdı, biz ulağa merhamet kıldık, yardım kıldık degendik şekillerde. Ama Xitay'ın ki devlet bir xeterlik ehvalda 1840 yılı zor bir buruluş yüzbədi. 1840'da Epyon uruşu, belki köpürçünler bilişinle mümkün, Epyon uruşu yüzbədi, Epyon uruşunu Garip müstemlikçileri Engiliye başlık kozulan bir uruş. Bu uruşta Xitay'ın ki heyvisi sundu. Çünkü tuncu katın Xitay devleti denizden kildiğen bir tehdit ki yoluktu. Onun aldı da Xitay'ların ki enlenevi devlet bir hatarlı karşıda nimbat edilse bütün tehdit şimal olan Garip'ten kildi deydi. O şimal Garip diğini Moğollar olan biz. Oturasya, Muşla'dan kildi deyip karaydı. Şuna ulanın ki bütün müdafiye teyyarlıkı kurulukku merkezleşken. Seddiçin sepili. Onun başka Xitay'ın ki armiyası mı şu? Kuruluk merkezlik bir armiyaydı, deniz merkezlik emesli. Şuna tuncu katım denizden kildiğen bir tehditki duç geldi. Bu tehditki yuluklandan onun takabülü duramadı. Kimilerini, top oklarını kökendin ki buna heyran kaldı. Başta bulanı jingiltimiz de boyuldu ama jingildi. Jingildiğinden ki Xitaylarda bir üzünü tüven kürü şekillendi. Şuna 1840'tan 1952 boğan ceryanına Xitayla horlanğan yüzyıl de bataydı. Biz alakı Xuyancanın ki nörünü köke baktığımızda bu hıl ruhunu pek iskalarlayımız. Cüngülüklar şerefinden kesel köpüsemez. Diyen gep esle, kesel köpüsü bu kagallıkaya kartılgan bir inkas. Bu hıl ehval 1840'da özgerdi dediğimizde. 1840'dan kin Xitay devleti taşkı güçlerinin hücumuna uçuraşka başladı. Denizden tehditki yuluktu, üzdünki milli ruhunu sundurdu. Şunundan başlayıp Xitay milletçilerden Xitay'ını kaydedin kudretle pozuş. Arzusu baş götürüp çıktı. Şuna meyle şunu dedikken 1911'de Çınklarısı Abdurulgan dedikken Şinhay İnkılabı dedikken Cunha Mingo kuruldu. Cunha Mingo'nu kurgan Gomindan bolsun 49'da Cunha Halk Cumhuriyeti'ni kurgan komünistler bolsun. Hemisi Xitay milletçileri. Perip pekatlan biri kapitalizm, demokratiya yolu bilen Cunha'nı kudret tapkuzuş. Yeni biri komünizm, sosyalizm yolu olan Cumhur'un kudreti tapkuzuş. Ama aşkısının ki milliyetçilikte hiç kanda pek yok. Çınsulalısının ki zeminliği varislik kılıçta, mesela Şark Türkistan, Tibet diyendek zeminlerinin müstakillikini red kılıçta, kanda kılıçta kılıp bunu tutup kılıçta, okşaş fikirde. Şunun 1840'da başlangan bu ceryan 1952'ye vakitte yeni bir özgürlüğü asıl kıldı. Xitay'ın devlet bir hatarlık ehvali 1949'a geldiğinde yeni bir baskı çıkardı. Çünkü 1840'dan 1952'ye boğan cayan içki uğruş, içki parçalanış, taşkı cihettin, besimilmiş diyendek, kilişimden tüzüş diyendek cayanlar olan devam kıldı. 1949'da Xitay devleti 100 yıldan bu yan kaydı birlik geldi. Xitay'ın televizyonu etkanda birlik geldi. Bizimki meydanımız bu çeytkanda Çin sularısının ayrılıp müstakil buluş yolu'nun menevatkan Şarkı Türkistan, Tibet'le kaydı besi bilindi. Şunun ulan 49 dinkin Xitay'ın devlet bir hatarlık ehvalda çok özgürlük buldu. Denizden kildiğen tehdit asası urunu ilgilidi. Çünkü 49'da Xitay devlet kurulgan dinkin bu Suud ulan itibak tuzdu, tuncu bulup. 1951'de Xitay bilen Suud otursa da kilişim düzüldü. Bu kilişimde esasen Xitay yeni kuruluktan üzerine bir hatar his kıldığan buldu. Ama tehdit yenilen denizden kiletti. Çünkü Amerika Tayvan'ı kovdaş için ayamet gevetken ve Japonya, Kore ile Amerika'ya teslim boğan. Demek Irak şerifinin ki vaziyeti Amerika'nın kontrolü değildi. 1950'den keyin 1970'lergacha bu vaziyat davomlashdi. Ama 1955'te Xruşovning taxtga chiqishi, Stalinning o'lishi
Mağzudun olan bulanın çıkış yapmasını başlanıp, Suud İttifakı olan Hıttay arasında yirikleşiş, körlüşki başladı. Bu vaziyet 1969'a gelgende yamanlaşıp, hatta bizimki Golca, Mongolia çigralarından Hıttay-Rusya uruş girdavı geldi. Bunda bir vaziyette Amerika bilen Hıttay yakınlaşıkı başladı. Aslında bu ceryanda nurgun işki mesele var. Biz devlet bir kentlerik noktasının karagallıkımız için onunla toktuluşunun ki haciti yok, bir vakit kısılıkı var. Şu devirde soğuk münasebetler uğruşu boğallık için 1945'ten başlayıp dünya soğuk münasebetler uğruşu girken bu soğuk münasebetler uğruşu bilgin alardık Suvet bilen Amerika otursu yüzbegen. Bu mezgilde bayan dep ötkendik Hıttay Suvet terapti tuğan. Ama 1960'ların ahırda Hıttay Suvet münasebeti buzuluşuğa geçip Amerika Hıttay'ını Suvet'ten ayrı biliş stratejisi kullandı. Bunun için mavzudun mu Suvet'in kildiğen tehditinin ki Amerika'dan kildiğen tehditin tekimi iğir ikerlikin iskılgaçka buldu deyip Amerika ile ittifaklaşı yolunu tuttu. Şunun olan 1971'de Amerika Hıttay münasebeti yıkılaştı. Suvet'ni Hıttay'dan ayrı bitiş stratejisi yol koyuldu. Bunun olan Hıttay'ın devlet bir hatayla ahvaldı, yani bir özgürüş oldu. Kaydedin deniz taraf bir hatar oldu. Kuruluk taraf yani hatar merkezine aylandı. Ondan ki 1978'de Hıttay'ın içki kısmında zor buruluş buldu. 1978'de biz kişimizin anlap çoğuan geple Hıttay Cumhuriyet Sosyalizm ismi astı da Estedeki komünizm, sosyalizmden vazgeçip pazar ilgiliki kapitalizmga. Bunu tetkikatçıda ki devlet kapitalizmi de patladı. Devlet kapitalizmi öttü. Bunun bu ütüşte Mao Zedong'un ölümü Dengşiaoping'in ki perdekeyneden tehditki çıkıp Hıhtay'ın idare kılışkı başlayışı türkülük rol oynadı. Şunun olan 1980'lerden başlayıp Hıhtay'da İktisatını güllendiriş, tötünü zamanı ulaştırış katarlık hareketle devlet bir katarlık siyasetinin muhim terkibini şekillendirişi başladı. Çünkü iktisat palaç aldık ya gendikin, ideolojiye ölgendikin, komünizm ve insanlar işlenmesi oğandikin, Hıttay Kompartisi'nin hakimiyetini saklap kalıştaki birden bir yolu iktisatını canlandırış. Kişilerin kimi bütün husuğu tok buluş. Ulan teli bu işe itkanda. Muşu nişan nemelge aşırış için küçüldü. Ama Hıttay'ın devlet bir hatarlık vaziyeti de tragedilik hem komedilik bir özgürüş 1989 verdi. Çünkü içki islahatının tesiri de hukukçularla can kirip kaydedin 86. yıldan başlayıp namayış kılışkı başladı. Bu namayış 89'a geldiğinde Tiananmen'i ilgilep Hıttay Kompartisi'ni tehditin çüsoğun deyip aylaca namayış kılışkı vardı. Halkara vaziyette olsa Şerqi Avrupa'daki komünizm devletleri keyni keyindin mollak edip 91'e geldiğinde Suud İttifakı'nı parçalanıp gitti. Bunun bilen Hıttay'ın ki hakimiyet bir hatarlık, devlet bir hatarlık emez. Hakimiyet bir hatarlık eğer tehdit kuşturdu. Şunun olan 90'ıncı yıllardan başlayıp Hıttay'da devlet bir hatarlık karganda rejim, yani hakimiyet bir hatarlık asal sorun göttü. Yani Hıttay 90'ıncı yıllardan başlayıp tarihinde en bir hatar halkı kirdi devlet bir hatarlık noktasıdır, devlet müdafiye noktasıdır. Çünkü şimaldaki büyük Rusya parçalandı, acizledi. Suud İttifakı parçalandı, Rusya kaydedin işçi öz işi bilen bu kaldı. Şerifti olsa Amerika Hıttay'a tehditti ama alaka müdahale kılıç, hücum kılıç derecesi de emezdi. Fakat Hıttay'ını çekleş
şeklinde devam kıldı. Onda oğlan deyken Xitay'daki en çok tehdit içki mukumluk buldu. Bu hıl vaziyet hazırlıkçı özgürlüğü yok. Ama kısmen özgürlüğü buldu. Hazırlıkçı Xitay'da asaslıqı dövlet bir hatarlık tehdidi işçiden kilovatıdır. Çünkü 90'lı yıllardın kiyin ta ki 2010'lığa, 2013'lığa Xi Jinping taqatga çıkıca Xitay'daki asası mesele iqtisadını canlandırış, mukumluğunu saplaş, taşkı cihetin yumuşak buluş, içki cihetin mukumluğunu saklayan asası da yine yumuşak buluş. Muşkıl siyasetini elip bari. Ama 2007'lerden başlayıp Xitay'da Xitaycı sosyalizmden, Cungucu sosyalizmden yeni devrge kirgenliki hakkında sözler çıkışı başladı. Bunu Xojintav oturup koygan. Bu gap 2013'ki kegende Xi Jinping tarafından toluk kubul kılınıp zaten Xitay, Xitaycı sosyalizmden yeni devrge kirde dişki başladı. Şunu olduğum başlayıp hazırlıkça 2013'ten başlayıp hazırlıkça Xitay'ın bütün medyaları da taratkoları da Xitaycı sosyalizmden yeni devrge kirgenliki tekitlenmatı da benimki makalemdeki temisi bu delmuşu. Xitay'ın yeni devir devlet bir hatarlık siyaseti ve halkarlı rekabet stratejisi de belgülengen. Şimdi bu yeni devirde zaten yenilik nime? Onun konu devir olan boğan alaydilik nime? Bu yada konu devir degende 2013'ten burunki devirin demekçi. Çünkü Xitay'ınki tarihini, komünist Xitay'ın tarihini umumən ikiye bölüp düşündürüş bu umumlaşkan bir karış. İnkılap devri, Mavzudun devri desek mi buldu? 49'dan 78 geçip olan ceryan. Yeni bir ıslahat çıkışı ötüş devri. 78'den 2010'la geçe, belki hazırla geçe bulu atkan ceryan. Ama 2013'ten kiyin bulup mu Xi Jinping tahtı çıkkandan kiyin Xitay taşkı siyasette burunku karıganda mutehemleşti. İçki siyasette katı kullaştı. Bunda oğan dikin tetkikatçılar Xitay'da bir devir özgürdü mu? Degen sualını kuşku başladı. Yeni devir özgürdü mu? Degen gep Deng Xiaoping başlayan ıslahat çıkması ötüş devri ahırlaştı mu? Xitay yeni bir devirge kirdi mu? Degen sual çıkışı başladı. Ben makalemden temisini mi Muşunun'a cevap tepiş için Xitay'ın yeni devir devlet bir hatarlık siyaseti hakkında bitken. Hem de bu yeni devirde Xitay'da kanda özgürlükler buldu dedi sen. Xitay 78'den başlayıp bulup mu Cihazımın Xojintav devrede cek terakki kıldı. İktisadi cihetin güllendi. Ama şunca iktisadi gülünüşü karmayı taşkı cihette mulayim. Bir siyaset kolunuşuna asas kıp geldi. Hiç kaçan Amerika'ya uçuk aşkarı can ilan kınmadı. Devamlı tüven bir mukamda toğlap geldi. Şunu olan garip devletlerimi bulup mu Amerika, Katarlık devletler Xitay'ın halkara cemiyetki kuşuvalmayız. Onu bu sisteminin bir ezaz kılıp elveşki kültüreleyimiz de oylap müjden buldu. Ama Xi Jinping çıkandığı için bütün tahminler hata çıktı. Perezler hata çıktı. Xitay eksikçe demokrat ilişki emez. Müstebit ilişki karapmandı. Taşkı cihette dünyaya hırs kılıçkı başladı. Şunu olan taşkı siyasette tehimi mutehem, içki siyasette tehimi katkı ol, müstebit bir vaziyet şekillendi. Hem de Xitay'ın ki bu yeni devirde özgürgen nesin neme diyen de ben bunun için asaslıkı üç nesine oturup koydum. Bunun biri Xitay'ın devlet bir hatarlık karar eliş mekanizmindeki özgürlük. Xitay 1978'den bu yan, 8'den bu yan kollektif karar eliş mekanizmi yol koyup gelgen. Bilisler Merkezi Komite Siyasi Büro.
Bu yerde 7-8 kişi birlikte karar çıkarttı. Gerçi başlıkların gibi gap olsun mu, lakin şula otursa bir meslehet mekanizm battı. Hem kollektif mesuliyet düzüm battı. Karar kollektif elindeki mesuliyet mi kollektif üstü gelinatı. Ama Xi Jinping tahtki çıkkandan kiyin devlet bir hatarlık karar alış mekanizmini yeniden kayıta tertip saldı. Şunun olan Gojia Enchuan ve Yuan Hui 2014 yılı kurup çıkıldı. Bunu Xitay 90'lı yıllardan başlayıp arzu kıp gelgen bozumu, Jiang Zemin arzu kıp gelgen bozumu, Hojintao arzu kıp gelgen bozumu, emelge aşuranmıgan. Demiş ki, Mao Zedong devirden kapkagan endişe, hukukunu bir adımı tutkuzup koysak, kilip çıkıdıgan, gaya zor, xeyim xeter, Mao Zedong'u huda kilip etkenlik üçün, Deng Xiaoping, kollektif karar alışını tehditleyen ve adam gücü konuşunu sökken. Şuna içki birlik saklayamayan. Şuna bunu Jiang Zemin, Hojintao arzu kılgan basımı emelge aşıramayan. Ama Xi Jinping bunu emelge aşırdı. 2014 emelge aşırdı. Bütün devletinki ministerliklerini, tarmaklarını, armiyeni, sakçı kısım hemini devlet bir hatarlık komutada yığdı ve üzünü o komutanın başlığı kılıp teyilledi. Bütün karar ve hukuk Xi Jinping'in kuluğu merkezleşti. Bu Hıhtay'ın ki kararlılış mekanizmindeki bir özgürlük, çok özgürlük hem de devlet bir hatarlık siyasetine nispeten. İkinci biri ideolojiye cahitlik özgürlük. Hıhtay kayıtının Marksizm iddiasını kaydedin kütürüp çıktı. Xi Jinping tahtka çıkkandan kiyin. Hem bunu Xitay milliyetçilik ile birleştirip tekhimo ilgiri sürdü. 79'dan kiyinki ceryanda Xitay ideolojiye cahitin biraz buşugan, iktisadi terakkiyat aldığı planı kuyulgan. Xitay milliyetçiliki bazı devlet tarafından teşvik alınıp bazı devlet tarafından çekilengen. Ama Xi Jinping bunu küçük bazağı saldı, bunu nimdep atıdı. Xi Jinping'in yeni devir Hıhtaycı sosyalizm iddiası. Şunun olan hazır Hıhtay'da bütün nesnindeki yeni devirçisi var. Yine Xi Jinping'cisi var. Mesela devlet bir hatarlık siyaseti olsun, iktisadi siyaseti olsun, mağarıp hem de yeni devir Hıhtaycı sosyalizmi, Xi Jinping'in yeni devir iddiası oturup koyuldu. Bu ideolojiye cihetlik bir buruluş. Aslında halkara cemiyetinin ki, bulup mu Amerika, Avrupa'nın ki kütkünü bu emesti. Ula iktisat terakki kılgan diken, otur sınıp küçeygen diken, Hıhtay Kore'ye kokşaş, Tayvan kokşaş, Malezya, Endonezya ile kokşaş, Türkiye ile kokşaş, tedirici demokratiye ilişkide o diken arzusu battı, bu nezriyesi battı, bu eksi çıktı. Hıhtay Tayvan'ın, Kore'nin ki demokratiye ötken çağdaki GDP'sinin eşip gitti, ama demokratiye ötmedi. Bu ideolojiye cahitli ki duruluş. Andinkin üçüncü kılıp, ben oturup koyan nesle, Şarkı Türkistan'daki yığılış lagerleri meselesi. Bu Hıhtay'ın ki yeni devir devlet bir hatarlık siyaseti dedi ki en çok bir közgü kürnerlik özgürlük de oylayma. Çünkü gerçi Hıhtay'ın ki bütün sulalıları, hükümetlerinin kesin Uygurlarına asimilasiya kılı siyaseti bozdu mu? O zeminini tertüküz bir hatar kılı siyaseti bozdu mu? Ama Xi Jinping kılganı kılanmıgan. Bu kıl radikal özgürlük Xi Jinping devirde hemen kaçtı. Bunu Hıhtay'ın ki umumi devlet ehvalıga, tedbikliğe vaktimizde bununki ayrım heyran kalarlık emezlikini baykaymış. Çünkü umumi siyaset noktasını alıp etkiler vakti Hıhtay'dan şundak bir siyasi yönelişte özgürlük kilip çıktı. Onun unut vaktim kaptım. Halkara rekabet stratejisi sözler bağlanmak dek. Hem de Hıhtay'ın ki muşu halkı kilişiki ne mi sebep oldu? Diğer mesele gelsek, ben iki kıl noktadan yekülleb çıktım. Biri, Hıhtay 2014
Onda Japonya'dan eşip dünyanın ikinci en çok iktisadi küçük aylandı. Bu diğerlik Hıhtay'ın üzgü boğan işençisi açtı. Bununla Hıhtay milletçilikinin ki Hıhtay Komünist Partisi'nin kanuniliğini aşırış için milletçilikini vasıtı kılıp kullanılığı Katarlık amıllarını koşka vaktimizde Hıhtay'da bir şovunizm eşerdiği milletçilik baş götürdü. Şunun bilen bulanın üzgü boğan işençisi açtı. Tarıkta Tunca bir katım güllengenine hesap kalmağında üzerinde devamlık pes küretti. Çünkü tuğdap oylaydı. Aşu ölçümüge yet tuğdap karaydıgan buldu. Şunun olan üzerine çoğun çağlıgan dekin, üzerine işençisi aşkan dekin şuna dadıl, kadem ilişki başladı. Bu bir. İkinci bir terpi, Hıhtay 2010'dan kiyin 69'dan bu yankı en çoğun tehditini iskilişki başladı. Çünkü Hıhtay küçeygen sıra Amerika'nın ki, Avrupa'nın ki bayamdap ötken Hıhtay hakkındaki tesavvurları hata çıkan sıra bula çotun başka sokaşkı başladı. Şunun olan bu hem içki cihettin hem taşki cihettin hakimiyet ki boğan eğer tehditini sıkıldı. Bu tehditini kanda bir taraf kılıçının bilen mi geldi ki üçün şuna faaliyetlerden biri igizpeslik, yeni biri katı kolluk, kolmuşku başladı. Çünkü siyasetten bir hükümetin ki halkı küçük işletişki başlıkallıkı, onun siyasi cihetin mağlup boğallıkı. Çünkü bir hükümet kanuniliğini saklap kalan müddetçe halkı küçük işletişki mecbur olmaydı. Halkı küçük işletkili başladı diyen gibi bu kanuniliğini yukat diyen gibi kanuniliğini yukatkan hükümet fakat kuralı mevcut bulup duralıydı. Başka tallışı yok. Otur şeraktaki devletlerin ahvalı mı? Şu. Demek müşteşki cehaletin Hıhtay hem güçlengenlik için hem tehdit iskılgallık için devlet bihaterlik siyaseti de vezeti de özgürüş hasıl kılışkı mecbur buldu ve bu özgürüş buldu. Anadolu'na şunu rahmet, vaktim tuşup kaldı. Sual olsa cevap besin buldum. Rahmet. Bu naiti mühim sual. Bizning vatanningki coğrafyalik o'rni Xitoyningki hozirgi Jipek yo'li strategiyasi uchun intayin mühim. Quruqlikdan mangdagan yo'llarningki hammasi deyarli bizning vatandan o'tadigan bo'g'ach. Shunga bu yo'lningki bexatarligi Xitoyning hokimiyati uchun intayin mühim bo'g'ach. Xitoy hukumatı 2014'ten başlayıp bizden vatengi boğan tunuşunu kaydedin bikitti. Merkezde birkaç katın mahsus Şincan hizmeti yığını içildi. Bu yığınlarda medyaya çıkan kısmı Şincan'ın emirliki, ebedi mukumluğunun ki dolayı bir hatarlık, menfaat üçün zorlu yıkarlık. Bu yerdeki mukumsuzluğun dolayı bir hatarlık tehdidi yıkarlık. Kürünüp durdu. Hem de bu arada içki kısımda geçilgen yığınlarda nemilerin değil geldiğini biz lagerlerinin ki emniyetinin küreleyimiz. Yani mesela Uygurlarının ki yaşlarını, ziyalilerini, cemiyetteki tesirba kişilerini yokut içinde nişan kılgallıkıdın. Bu arada ki içki planının ki ne kadar rezillikini küreleyimiz. Ama bunun sebep boğan neyse baydep ötkendek üzüğü boğan işenç ile birgen, üzüğü kegen tehditinin ki zorluk edin. Çünkü bay dedim, Amerika'nın ki Avrupa'nın Hıhtay'ı boğan tesavvuru hata çıktı. Demek ula hazır stratejiyenin kaydı tüzü adı dur yenge. Onda oğan dikken Afganistan'da Amerika armiyesi var. Şunda bu. Mongolia'da Amerika'nın bazısı var. Şarkı Deniz'de Amerika'nın ki koşulları var.
Şunu Xitay özünü dağımlık muhasırı da yıkıladı. Bu muhasırı dağım kılığan şaraitta bizge hoşlar kişilerini, Şarkı Türkistan'daki Uygurlarını özüge tehdit yıkıladı. Bu burundun dağımlı şıp gelgen bozsun mu? Xi Jinping devrik gelgen de bu naiti küçeydi. Şunun için bu siyasetini kullandı. Karısak başta Jiang Chunshen geldi. O bir kul katlı zarar verip kıpı olgandan kiyin bunu Xi Jinping muvaffak buldu da karmadı. Tekrar yeterli kılanmadın da oyladı. Şunun için Çin Çöngü'nü yötker pek geldi. Şunun bunun merkezden siyaseti boğalık idik. Uygurlarının ki şu zamanın yok oluşunu, yani yuşurun tehditini yok oluşunu maksat kılgan. Assalamu alaikum. Ağzı kısıkça yüzümüzden mafalısını bildiğiniz için alınan için de rahmet. Şimdiden sizdeki bir okulcunun bizden düşmenizde olan tarafı düşmenizde tutuklayıp açman siyasetlerini tatlıktır. Çıkmanız için yani bir ayrım rahmet edeyim ben. Kürt okulcumuz bağ okulatkan kardeşler var. Lekim onlar bir timine tutup ben oturdu kömüdüm. Bolsun belki müşüründü. Üçüncüsü, Kıtay'ın ki devlet kararlılık siyasetleri Huawei, Alibaba'lık çok şirketle mesela Amerika'nın kanallardan sokuşta naitti en önemli mutluluk çıktı. Devlet kararlılık siyasetleri de Kıtay'ın kontrol karakallarının ki halda ilişkisi var. Ha, bu aslı bizim tibamın yeni bir mavzusu, halkara rekabet stratejisi. Vakit yeterlik bulan bulsa onu kilettik. Sual noktasından onu cevap vereyim. Xitay'ın ki çoğun karhanlarının hemisi Xitay'ın devlet bir hatarlık tarmakları işleydi. Ya, ola olan yakın münasibeti var. Çünkü Xitay'daki bir devlette, özünüz bilsiniz, adette avtobüs biketlerinin partiye açıkçası buldu. Şu da bu. Partiye yatçıkçısı bulmadan hiçbir nesi bulmaydı. Hatta hususi şirketler mi? Mesela Arman Kokşar, İhlas Kokşar. Azırak küçüğe geldiğinki yıllar çokun bir partiye yatçıkçısı kuruş gerek öz işçide. Uyaka çokun partiye yazdığın birine maaş verip basıma şu yıkılış gerek. Onda oğlan dikin Huawei Hıhtay'ınki en çok istihbarat uğurlaş şirketi. Ondan başka Hıhtay'daki Tengşun, çok güruhla. Alibaba, bunun hemisinin ki Xitay'ın devlet bir hatarlık tarmaklarından münasibeti var. Bunu şu kiyinki birkaç yılda Amerika bek tunup yetti. Çünkü Amerika mektepleri, Amerika'nın ki nurgun sahaları Xitay'dan yardım alan. Bu yardımın aslı mektep şeklinde, üniversiteler, ticaretçiler, belgen bozsun mu? Ama bunun ki bir uççu Xitay'ın devlet bir hatalık tarmaklarına tutaşkan. Bunu başta Amerika'da izkıp bulanmadan, çünkü Amerika dediğimiz mi, bir Amerika'mız. Bizde karmakı bir tuğan bile, onun için de netçe Amerika var. Onun için de Xitay'a yakın, Xitay'dan payda gögen Amerika var, Xitay'a karşı tehdit kılgan Amerika var. Şunun devletinin ki tedbir belgeleş katlamında kimin gipinin gel buluşu karar siyaset özgürlüğü. Bu çakışı Xitay ile yakın münasebetini saklayış tereddütleri hakimiyet beşti bu kaç. Tehdit hakkı da dilgen geplerini, tehdit nezirisi, suikast nezirisi deyip durup, bunu püçekleştirip, üzününki münasebetlerini davamlaştırdı. Hem de umumiyüzlük hatarı, hem de terepki tarığında hudur rak. Bütün bedenini kaplap, tunulganda, hem de intihar kılamaganda, bulamı bunu sözleşki başladı. Ama 3. Dünya elleri de, İslam devletleri de yani bunu tekrar Amerika'nın Xitay karşı siyaseti süptüde düşündürdüğün hayiş mevcut. Ama emniyette Huawei'nin ki, Tengshun'nin ki, Alibaba kadarlık mı şu çok şirketlerinin ki Xitay devlet bir hatarlık tarmaklarına işleydi kaldık. Onun ki bu cihette bütün Xitay halkının ki Xitay'dan emez çet elde mi uçurlarını monopol kılış ve temilleşten intihar mümkün olaydı kaldık inek.